programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi İsmet Kamil Öner. Hoş geldiniz İsmet Bey. Hoş bulduk Ayhan Hanım. Evet, sizinle e, bu programda neyi konuşacağız? Aslında çok konu başlığımız var. İsterseniz evet. ben kısaca sayayım ama daha sonra ben ayrıntılarını almak isteyeceğim. Tabii, tabii. Sondan başlayacağım. Son e, bu hafta içinde programda bir tanıtım toplantısı düzenlediniz. Marmaris bisiklet rotaları projesi, e, spor kenti Marmaris'i konuşacağız. E, sürdürülebilir Marmaris hedeflerinden biri Kırsal Turizm projesinde konuşacağız. Marmaris şehir içi bisiklet ulaşımı iyileştirme ve geliştirme planı. Hı -hı. Şimdi konu başlıklarımız bunlar ama evet. tabi ayrıntıları da çok. Ama isterseniz en sonki projeden başlayalım. Evet. Marmaris bisiklet rotaları. E, bu proje Marmaris için önemli bir proje. Evet. E, neden önemli? Biraz Projenin ayrıntılarını sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi e, bizim e, bisiklet olayına dikkati çekmemizin e, önemli bir sebebi. E, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'nın ulusal koordinatörünün Muğla'da olması, Ferdin Hoca'nın e, biz olan e, diyalogları, bizde iletişime geçmesi, bizim aslında bu projenin e, altyapısını oluşturdu. E, Ferdin Hoca bu konuya dikkat çekti. Arkadaşlar dedi, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'nın Türkiye'ye bağlanması, Marmaris üzerinden bağlanması önemli. Avrupa'daki bisiklet kullanıcılarının potansiyeli, Yüksektir, budur rakamlarla bize aktardı ve Marmaris'te bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekir. Buna Eurovelo evet. e, diyorlar, böyle bir isimlendirme Evet. Avrupa var. bisiklet evet, rotalarına Türk kısaca. Eurovelo diyorlar. Şimdi neden önemli? Bu a, ne ifade ediyor? Evet. Nasıl bir turizm potansiyeli var e, bu aktivitede? Şimdi e, biz Marmaris bisiklet rotalarını e, planlarken e, amacımız. Ee, ...birdenbire Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na girmek tabii ki değil. Öncelikle rotalarını oluşturmak, hı hı. bunları bunları bir standart e, da kavuşturmak. Daha sonra başvuru 3 yılda bir yapılıyor. 2016 yılında e, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na Marmaris'i dahil etmek için gereken resmi başvuru yapmak. Bu böyle bir süreç. Ama bizim şu andaki hedefimiz, e, Marmaris Bisiklet Rotaları Projemizdeki ana hedefimiz bizim turizmi dört mevsime yaymak... E, turizmin coğrafik dağılımını iyileştirmek, kırsal alanlarda e, projeyi e, yayılmasını sağlamak, e, her şey dahil sisteminin yoğunluğunu biraz azaltmak, o yükü biraz azaltmak ve buraya gelen turistlerin Marmaris ve çevresini tanımasını kültürel ve doğal değerleriyle birlikte tanımasını ve burada e, tatillerinden sonra bilgilenerek ülkelerine dönmelerini amaçlıyoruz biz. Hı hı. Proje kapsamında hangi çalışmalar yürütülecek? Şimdi e, projemiz öncelikle e, 600 kilometrelik bir e, bisiklet ağını saptadı. Bu rotaları e, Marmaris'i şöyle Yarımadası'nı düşünürsek kuzeyde Gökçeköy'ü, güneyde Selçe Limanı, e, batı tarafında e, Datça sınırlarında Bördübet balık aşıran, doğu tarafında da ...Aktaş, Yalancıbağız, Cened Adası e, dört yönünde düşünürsek bizim proje sahamız bu. E, 600 kilometreyi bulan ve bu yarım adayı bir A gibi saran bu proje üzerinde e, 300 adet e, yönlendirme e, direğinin üzerinde 800 adet bilgilendirme lehvası e, ve bu levhalar üzerinde e, rota takibi için gerekli bilgiler ve web sayfasına entegreli bir QR kod tasarımı. Bunların da minimum sanırım 100 metre, maksimum 7-8 kilometrede bir bunların konuşlandırılması ve bisikletçilerin güvenli bir şekilde macera aramadan güvenli bir şekilde gezmelerini sağlayıcı bir sistem. Yine şehir içimize baktığımızda 11 tane çıkış kapısıyla biz bu yollara ulaşıyoruz. 11 tane çıkış kapımızda yine bilgilendirme e, panolarımız oluyor. Yine e, özel ziyaret alanlarında mesela Turgut Köyü, Bayır Meydanı, hı hı. Söğüt Palamut <laughs> Çeşmesi hı hı. E, gibi kritik noktalarda da yine bilgilendirme panolarımız olacak. Burada detaylı artılara ulaşabilecekler. Hı hı. Bizim bir amacımız da e, internet sayfamızla birlikte akıllı telefon uygulamaları hı hı. E, hem offline hem online hem internete bağlı olarak ya da olmayarak hı hı. E, bisiklet rotalarının ee, kullanıcıların e, cihazlarında yer alması, güvenli bir takip e, arz ediyoruz. Yine Marmaris şehir içinde 250 bisikletlik toplam 21 farklı yerde hı hı. dörtlü, altılı, 8'li olmak üzere bisiklet park yerlerimiz oluşturulacak proje kapsamında hı. ve eğitim çalışmalarımız olacak. Bir hı hı. de e, şunu paylaşmak istiyorum, bu da bu çalışmamız da yeni e, kabul edildi. Biz bisiklet otoları projemizde Marmaris'in çevresine yayılıyoruz. Ama Güneyge Kalkım Ajansı'na yaptığımız ikinci bir başvuruda Marmaris şehir içi bisiklet ulaşımını iyileştirme ve geliştirme planı. Bu bir envanter çalışmasıydı. Güneyge Kalkınma Ajansı'na bunu da hemen başvurusunu yaptık. Teknik pardon doğrudan faaliyet desteği kapsamında bu başvurumuzu yaptık. Bu da kabul edildi. Bununla da biz Marmaris şehir içindeki bisiklet ulaşımını iyileştirici ve geliştirici önlemler alıyoruz. Bilimsel bir envanter çalışması sonucunda bisiklet yollarının uygulamasına geçeceğiz. Böylece hem şehir içinde hem şehir dışındaki bisiklet yollarını entegre etmiş olacağız. Bu Marmaris için önemli bir çalışma. Evet. İyi bir Öncelikle envanter noktalarını tespit açısından biraz önce de belirttiniz. E, bu bisiklet ağları rotasına dahil olmak için uzun bir süreç e, gerekiyor. Ama bunun da başla, başlaması adına... E, gerekli olan bir çalışma evet. altyapıyı hazırlayacak bir çalışma. Evet. Şimdi e, tabii bu proje önemli. E, neden önemli? Bir de e, Marmaris'in şu andaki mevcut lokasyon açısından önemli. Avrupa'dan evet. sonra Türkiye'ye açılan tabii. bir e, kapı haline gelecek bu projeyle e, Marmaris. Yani bu projenin kapısı haline tabii. gelecek penceresi. E, biraz da bundan bahseder tabii. misiniz? Şimdi e, Avrupa bisiklet rotaları e, şu an itibariyle kuzey doğuda pardon kuzey batıda Edirne'de bitiyor. Buradan sonra bir resmi giriş yok Türkiye'ye. Fakat talep var. ilgi var. Çünkü e, Avrupalı bisiklet kullanıcıları Eurovelo disiplininde artık Türkiye'ye giriş yapmak istiyorlar. E, yine e, kuzeyden kuzey batıdan Edirne'den olabilir. Ama güney batıdan e, Türkiye'ye ulaşmaları hemen iyi bir Akdeniz turu yapmış olacaklar. Türkiye giriş yapacaklar. Akdeniz'den e, tekrar Avrupa'ya bağlanabilecekler. bununla ilgili kritik komşumu komşumuz Yunanistan. Yunanistan, Atina, Rodos hattından deniz geçişiyle e, Marmaris'e bağlanmaları Eurovelo kullanıcıların Türkiye'ye sokmuş olacak. Bu konuda yine e, çevremizde, komşularımızda, e, komşu e, ilçelerimizde takip eden e, belediyelerimiz var. Bunların başında ULA Belediyesi geliyor. Hı hı. ULA Belediye Başkanımızla e, görüşmelerimiz oldu kendisinin. Hı hı. Yine Güneyge Kalkınma Ajansı'nda verdikleri bir proje var, kazandıkları hı hı. bir proje var. ULA Göleti ve Çevresi hı hı. E, kamp alanlarının e, yaratılması ve bisiklet parkurları Şimdi ULA Belediye Başkanımız da Eurovelo ağına katılmak istiyor, o disipline girmek istiyor. Hı hı. Marmaris'ten Ula'ya rahatlıkla o ağa bağlanabileceğiz. Yine Mula'daki yaptığımız toplantılarda e, Deki arkadaşlarımız, oradaki severler, e, bu konuyla ilgili çalışma yapmak istiyor. Dolayısıyla biz e, model e, olacağız diye düşünüyorum ve bilgimizi, birikimimizi e, paylaşacağız e, komşularımızla. Bölgeye de örnek bir proje haline evet. geldi. Şimdi tabi euro ve Ana katılmak yani bunu herhangi bir şekilde Tabii ki daha farklı bir projede ortaya konabilirdi bu çalışmalar yapılabilirdi ama bu projeyi sıradan projelerden ayıran bazı ayrıntılar var evet. Aslında biraz da dünyaya açılan tabii. bir kapı haline geliyor Şimdi, varmayız e, Projecilik mantığında e, projenin e, sürdürülebilir olması lazım Katma değerinin olması lazım bölgeye bölge ekonomisine çarpan etkisi dediğimiz etkenlerin, e, orul, e, görülmesi ve e, performans kriterlerinin oluşması gerekiyor. Biz projemizi yazarken bu konuları zaten dikkat ederek hı hı. oluşturuyoruz ve hedeflerimiz var. 2016'da Eurovelo'ya e, ağlarına dahil olmak da bizim orta vadede hedeflerimiz. Ve bisiklet kullanıcılarının marmariste çekmek. Ulusal e, kullanıcıları. Zaten e, artık teknoloji e, küresel e, bir ağa sahip olduğu için biz e, Arzu ettiğimiz web sayfasını oluşturduktan sonra bizim hedefimiz bütün dünyadaki bisiklet severler olacak. Hı hı. Yani e, bizim web sayfasına girdiği zaman e, Marmaris'e gelmeden tur planını yapacak, rotasını çizecek, konaklama testlerini e, görecek, bisiklet dostu testleri e, saplayacak, iyi bir kahvaltı, sıcak bir duş, temiz bir e, yatak. E, Kırsal alanlardaki bu organik e, doğal değerlerimizi görecekler. Kültürel değerlerimize bakacaklar. E, Birçok arkeolojik alana yakın e, ortasında olduğumuzu görecekler. Ve atlayıp gelecekler bisikletleriyle. Yani onlar bir maceraya atılma derdine değil aslında. Bu da daha bir planlı e, bisiklet turizmi taşıyor. Eurovelo ağında şu anda kaç tane ülke var? Türkiye'de Marmaris'te bu projeye dahil olursa kaçıncı ülke olacak? Yani Eurovelo ağında e, bütün Avrupa ülkelerini e, dahil burada Eurovelo hattı e, yolları bütün Avrupayı kapsıyor. Hı hı. bütün Avrupa'nın büyük şehirler Almanya büyük Fransa tabi Almanya Fransa İngiltere e, Belçika Hollanda zaten bisikletin başkent e, baş ülkesi e, o kültür oradan geliyor artık zaten ve bu e, Türkiye'ye artık giriş yapmak istiyorlar e, Avrupa'nın kabul edilir e, bisiklet standartlarını e, bilgi bakımından e, görmek istiyorlar Türkiye'de onlar için macera yok hı hı. bilgi var biraz da deneyim var aynı evet. zamanda değil mi evet. yılların ne kadar zamandır bu böyle bir ağ adı altında faaliyette bu bu hayata geçiyor e, Eurovelo çalışmaları yani bisikletin Avrupa'da e, yükselmesi aslında 2. Dünya Savaşı'ndan hı hı. sonra başlıyor özellikle Hollanda'da ve yeri geliyor petrol krizi sırasında bisiklet kullanımı ön plana çıkıyor. Kritik bir hale geliyor. Evet. Daha sonra biliyorsunuz artık teknoloji Avrupa disiplininde AB kriterlerinde standarttan önemli. Evet. Ee, Avrupa Birliği'nin e, tabii e, oluşmasıyla birlikte bisiklet yolları da bir standarda kavuşuyor. Dolayısıyla artık e, kabul edilen standartlara ama bizim e, kendi standartlarımızı yaratacağız. Çünkü bizim doğal kaynaklarımız çok fazla. Biz bisiklet turizmiyle, bisiklet ağlarıyla kendi doğamızı ve kültürümüzü buluşturacağız. Yani e, onların minimum ortak paydadaki standartlarına kavuşacağız ama üstüne de çıkmak hedefli, hedefindeyiz. Çünkü e, bisiklet kullanıcıları için çok e, yoğun bir görsel e, değerlere sahibiz biz. Kısaca örnek vereyim. Avrupa'nın e, toplam deniz seviyesinden yüksekliği Yaklaşık 100 metre. Türkiye'nin 1100 metre hı hı. deniz e, sıfır seviyesinden yüksekliği, ortalama. Bu demek ki, bunlar demek dağ demek, kanyon demek, e, yayla demek, e, doğa demek, yaban hayatı demek, e, flora demek, fauna demek. keçileri bu noktalarda uyarabilirsek o zaman bence rakipsiz olacağız. Hı hı. Önemli. Şimdi projeden evet bahsettik ama yine e, ben bağlantılı bir başka evet. projeniz vardı ona geçmek isterim. Spor Kenti Marmaris hı, projesi. Hı. E, bu projenin de siz yine Marmaris Bisiklet Rotaları Projesi gibi yine proje koordinatörüydünüz. Evet. E, Hayata geçtiği Spor Kenti Marmaris projesi de devam ediyor. Çok sayıda etkinlikte de Şimdi, düzenlendi. Evet. Ama isterseniz bir proje koordinatörü olarak evet. bu projeyle neyi de hedeflemiştiniz? Evet. Neyi amaçladınız? Şimdi, neler yapıyorsunuz proje evet. kapsamında? Spor Kenti Marmaris bizim projesinde ee, bizim bütçemiz 516 bin liraydı. Ee, 340 bin liralık bir hibe ee, kazandık ee, Güneş'e Kalkınma Ajansı'ndan. Bizim buradaki ana hedefimiz... Ee, Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi ve BD Marmaris Belediyesi yüzme havuzu kompleksinin fiziki koşullarını iyileştirmek, rekabet e e şansını yükseltmek, e temiz enerjiyle e havuzdaki suyu e ısıtmak güneş enerjisiyle, kapalı e spor salonumuzun eee eksiklerini gidermek. E daha sonra e biz e iklimlendirme sistemi de yaptık. E Amiral Or Orhan Aydın Spor Kompleksine tercih edilmesini sağlamak ve e, tanıtım çalışmalarımız çalışmalarımızda Marmaris'in salon sporları için uygun bir şehir olduğunu e, vurguladık. E, bu konuda da yani doğru yolda olduğumuza inanıyorum çünkü e, 2000, 2013 yılında e, Marmaris'te gelip de spor salonlarımızdan faydalanan Veli hariç ee, toplam 1.389 takım 2010 yılında Marmaris'e geldiler hı hı. ve e, 11.500 bir sporcuyu Marmaris'te ağırladık. Velilerle, ebeveynlerle bunu e, Üç katı, ortaya koyduğumuzda katı e, bence o kadar e, değildi. Onu yani anne, o, baba şöyle gelsin. evet yani evet. en az 15.000 diyelim. Evet. En az 15.000 e, ziyaretçimiz oldu. Hı hı. Bir de Marmaris gözde bir tatil beldesi olduğu için, örneğin çocukların diyelim maçları e, turnuvaları var. Hı hı. Marmaris'te de deyince anne baba hadi biz de girelim çocuğum deyip gerçekten hı hı. atlayıp geliyorlar. Ee, bu da bir tercih sebebi ee, kazandı Marmaris. Ve kış aylarında çok ciddi bir e, turizm hareketi doğdu. Şimdi 2014'teki e, şöyle taleplere baktığımızda yalnızca Ocak ayı içinde e, 1054 sporcumuz gelmiş olacak Marmaris'e. Ocak sonu itibariyle. Adam, değil mi? Evet. Özellikle... E, ee, geleceğin şampiyon kulaçları Marmaris'te buluşuyor. E turnuvasına 353 sporcu bekliyoruz. E, 25 takım bekliyoruz. Ebeveynlerinde e, görüyoruz ki onlar da hı. çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Marmaris'i seviyorlar. Hı hı. Spor yapılmaya e, layık bir yer. Geze biliyorlar ve bu e, ziyaretçilerimiz Marmaris'i e dolaşıyorlar. Ekonomik katkı da e, veriyorlar ki Turizm zaten bir hedeflerinden biri de burada evet. e, turizmi desteklemek değil mi? Dört mevsim turizm sloganını i̇şte, siz buna oturttunuz. İşte dört mevsim turizm. Hı hı. Turizmin 12'ye yayılması. Fakat buradaki beklentimiz eğer bu talepler artmakta e, bazen e, organizatör arkadaşlarımız konaklama yeri ayarlamada e, zorluk çektiği noktalar oluyor. Hı hı. Çünkü e, kışın e, sporculara iyi bir yemek çıkması lazım. Onların e, spor disipline uygun e, bir e, menü oluşturulması lazım. Ve ee, bunları da yaparken kışın da nitelikli testlerimizin açık olması e, kış turizminin, e, spor turizminin Marmaris'te yaygınlaşmasına e, bence kolaylaştıracak. Hı hı. Ama şu anda mevcutta belki bu dönem dönem evet. deniz gibi yansıyan sıkıntılardan biri de oluyordu. Evet. Ee, şimdi önümüzdeki tarihlerde düzenlenecek etkinlikler hakkında da bilgi verdiniz. Şimdi e, genel sporcularda ve e, görüştüğümüz antrenörlerde özellikle şöyle bir değerlendirmeyi e, mutlaka yapıyorlar. Zannediyorum Türkiye'deki e, tesisleri de yani çok sayıda il'e gidiyorlar, ilçe'ye gidiyorlar, buraya gelen e, evet. sporcular, e, kafleler ve şöyle bir tespitleri var hem yüzme eğitim merkezinin standartlarının evet, Türkiye'ye göre evet. çok çok iyi olduğunu belirtiyorlar hem de zannediyorum diğer organizasyonlardan daha fazla katılım sağlanıyor buradaki evet. etkinliklere. İşte Doğru, sizin Marmaris Marmaris noktası Marmaris'in bir e, markalaşması etkinlik Marmaris'te yüzde 50 doping ortaya çıkıyor zaten Hı -hı. tercih sebebi oluyor yine e, federasyonların da bu konudaki e, taleplerinde. Organizasyonlarda da marmelat sıkıntı yaşamadıkları için hı hı. bu konuda görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum hı. etkinliklerde ve bu testere bize kazandıran başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Evet, e, bu bir anlamda Marmaris'in tercih edilme sebeplerinde değinmiş oldunuz. E, yine bu spor kenti Marmaris projesi kapsamında alternatif e, şu anda mevcutta yapılan belki de çok profesyonel bir başlık altında yürümeyen evet. e, spor dalları da olabilir. Örneğin tabii. E, yürüyüş ve trekkingle ilgili de size gelen talepler olduğunu biliyoruz. Şimdi, Biraz da bunlardan bahsedelim tabii. isterseniz. Yani biz... turizm çeşitlerinin. Yine daha profesyonel, daha Aha. organizasyon içinde e, hayata geçirilmesi. Evet, şimdi e, spor kenti Marmaris <laughs> çatısı altında e, diğer spor etkinlikleri kurguladığımız zaman bisiklet artık bir yer alacak orada. yelken sporları e, e, ilgilenmek gerekiyor bir atılım e, noktasında şu anda. Onlara destek olacağız. E, yine yüzme, e, futbol ve basketbolda çok yoğun bir talep var. E, yarışı takımların daha iyi koşullarda... Ee, yarışmaları için onlara destek olacağız. Hı hı. Ee, voleybol, zaten Marmaris Or oran Aydın Spor Kompleksi ciddi bir voleybol kompleksi aslında yapı itibariyle. Evet. Yükseklik olsun, zemin olsun. Ee, biliyorsunuz 2013 yılında Sevkap Marmaris'te yapıldı. Hı hı. Erkekler e, finalleri Marmaris'te oldu. O salon yıkıldı yani. Evet. Herkes bize teşekkür etti. <laughs> Başta başkanımız Ali Acar olmak üzere. Tabii biz de bunlardan gurur duyduk. Yine tenis bir e, hareket halinde e, çıkışta e, Marmaris'teki tenis e, okullarına işiten arkadaşımız bu konuda gayet iyi, gayet profesyonelce e, çalışmaları var. Sevdiriyorlar te tenisi e, Marmaris'te çocuklara, gençlerimize başta olmak üzere iyi bir çıkıştalar. Yine diğer spor dalları da öyle ve doğal sporlarına gelmek istiyorum. Evet. Şimdi bisiklet sporunu da bir doğal spor olarak kabul edelim. Marmaris'in doğal değerlerine, altyapısına uygun bir spor. İnanın biz bu Marmaris bisiklet rotalarını oluştururken yollara hiçbir fiziki müdahalemiz yok. %70'i Marmaris orman sınırlarından içinden geçiyor. %70'i milli park ve köy yolları, %10'da karayolları geçişimiz var. Bu projemizde de yeri gelmişken Orman İşletme Müdürlüğü'müze teşekkür ederim. Marmaris Millik Park müdürlerimize teşekkür ederim. Karayolları yetkililerine teşekkür ederim. Onların biz desteğiyle bu projeyi hmm. yürüteceğiz inşallah. Ee, doğal yapısı çok uygun doğal sporlarına. Evet. Şimdi ikinci bir cephe trekking, yürüyüş rotaları. Bu hmm. da ciddi bir potansiyel. Evet. Ee, burada zirve dağcılıktaki arkadaşlarımız bu konuda çok iyiler. Türkiye çapında bir kuru, kuruluş. Evet. Bir STK zirve dağcılık. Marmaris şubeleri de çok hareketli. Hı hı. Her hafta yapıyorlar. Her Onlar hafta yapıyorlar. Yoğun katılım adresini. var. Evet. E, Bisiklet rotalarındaki hı. çalışmamızın altyapısı hem teknolojik altyapısı e, web mimarisi bize örnek olacak. E, trekking rotaları için. İnşallah Allah izin verirse e, Marmaris trekking rotaları için de bir çalışma yapacağız hı hı. arkadaşlarımızla. Ve bunun yanında doğa sporları deyince, doğa turizmi deyince yine kuş gözlemciliği Marmaris'te evet. etkinlik olarak yapılabilir. Foto safariler hı hı. olabilir. Kano, durgun sularda yapacağımız kano evet. o güzel bir spor. Marmaris'e yakışan sporlar bunlar. Evet. E, botanik turizmi hı hı. E, bu da güzel bir spor. E, Alternatif turizm dalı. O zaman hemen ben altını çizmek istiyorum. Neden botanik turizm evet. dediniz? Diğerleri evet. Şimdi ilk çağrışımda hemen aklımızda geliyor Marmaris'in doğası ve e, yapısı gereği, coğrafi yapısı gereği çok örtüşen. Botanik turizmle ilgili ben ayrıntıyı evet. paylaşmak isteyeceğim. Türkiye'deki e, bitki türlü çeşitlerine baktığımız zaman Marmaris çok e, öne çıkan bir özelliklere sahip. Bu özellikleri evet. size anlatabilirsiniz. Şimdi e, Türkiye e, <laughs> coğrafi konumu Büyüklüğü itibariyle bir kıta özelliği göz hı hı. gösteriyor. Ee, kıta özelliği göstermesi bitki tür çeşitliliğini yüksek bir seviyeye çıkartıyor ve endemizm e, değerlerini e, dünyada sayılı bölgeler arasına sokuyor. Şimdi e, dünyada e, bitki tür çeşitliliği ve endemizm sıralamasına baktığımızda e, birinci sırada Avustralya geliyor. Çünkü bir kıta olduğu için. Ondan sonra sırayı e, Madagaskar alıyor. E, daha sonra Çin geliyor ve dördüncü sırada e, ben halkımıza bunu paylaşmak istiyorum Hı -hı. Türkiye. Evet. Biyoçeşitlilik ve bitki çeşitliliği bakımından. Türkiye'de bu çok şu önemli, anda değil mi? tabii ki yani, önemli. Tabii ki önemli. Aslında e, bu değer bu değerlere sahip olması çok önemli. E, Türkiye'nin bitki e, çeşitliliği Hı -hı. buna e, bitki takson sayısı deniyor. Hı -hı. Takson deyince tür. E, çeşit ve varete hepsi dahil toplam 12 bin. Türkiye'nin bitki çeşitliliği. Avrupa'ya baktığımızda 9500 tüm Avrupa'dan bahsediyorum. 9500 10 bin, bin e, civarlarında bitki tür sayısı. E, Türkiye'de 12 bin bitki var. Yalnızca en az. Çünkü e, ciddi araştırmalar yapılması lazım. Envanter çalışmaları yapılması lazım. Güney Güneybatı Anadolu'ya baktığımızda e, Marmaris yine yarı tropikal bir iklim noktasında önemli bir e, kuş göç geçiş alanı e, Türkiye'deki önemli sıcak noktalardan bir tanesi Endemizm oranı yüksek bitki tür çe çeşitliliği yaklaşık 600 Marmara çevresinde yan, 600 Hı. farklı takson var ve Türkiye sıralamasına baktığımızda Türkiye'de ikinci en çok e, tür bitki türü bulunan en çok ikinci e, sırada yer alıyor e, diğeri Hatay, Mersin civarlarında bir bölge. Şimdi bunlar hep bir değer. Bu değerleri dikkat dikkat çekerken tabii ki turizmi de öne çıkacağız ama yine tarımsal kalkınmaya da, kırsal alanlarda bu bitki çeşitliliğinin katma değer ulaşması için de çalışmalar yapmamız lazım. Yani onu da bir turizm değeri olarak görelim. Aynı zamanda bir tarım ve kırsal kalkınma için önemli bir sıçrama noktası olabilir. Sahip olduğumuz bitki tür çeşitliliği hı. ki bunların birçoğu da tıbbi ve aromatik bitki olduğunu sizle paylaşmak istiyorum. Hı hı. Aynı zamanda işin uzmanlarını da bölgeye çekecek tabii ki. E, önemli bir tabii ki. E, hareket noktası da olabilir. Şimdi tabii spor, e, kenti turizmden bahsettik. O proje önemli devam ediyor. Peki bu proje'nin ilerleyen dönemdeki hedefleri neler? Her geçen yıl biz de takip ediyoruz haber amaçlı. Etkinlik sayısı ve katılım artıyor. artıyor. Evet, bu projeyi nereye kadar götürmek istiyorsunuz? Taşımak istediğiniz nokta nedir? Var mı böyle bir hedef? Vallahi hedefimiz Marmaris. 12 ay dolup taşana kadar biz çalışırız. Yani ama nitelikli testlerimiz olacak, nitelikli personelimiz olması gerekiyor. Kışın da misafirlerini ağırlayacak bir Marmaris. Biz kışın Marmaris'i terk edilmiş bir şehir olarak görmek istemiyoruz. Yine o sakinliği güzel kışın Marmaris'in. O sakinliği yaşayabilecek turistler de bizim için önemli. Evet. Şimdi Spor Kenti Marmaris projesinden sonra yine önemli bir başlığa ben geçmek istiyorum. Kırsal turizm projesi. Bu Şimdi, projede evet. Marmaris için e, önem taşıyan bir proje. önce isterseniz ayrıntılarını size anlatın. Projenin içeriği neydi? Bu projenin de amacı Şimdi, ne? E, biz e, Marmaris ve Çevresi Turizm Altyapı Birliği Martap e, bir emanetler çalışması yaptı. E, yine e, Birlik Başkanımız Ali Acar Başkanımız, Koordinatörü e, Sedat Beyler ve e, Martap ekibi güzel bir çalışma yaptılar. Hı -hı. E, 15 özel köy. Burada Marmaris ve Çevresi'deki 15 özel köyün bir envanteri çıktı. Sosyolojik yapısı, sosyoekonomik yapısı, sosyo-kültürel yapısı, flora ve fauna değerleri, e, etnografik değerleri, e, etnobotanik dediğimiz e, köylerin kullandığı yerel bitkiler ve bunlar yaptıkları hı. yemekler. Onu incelemenizi isterim. Hı hı. E, çok güzel bir çalışma. Evet. Şimdi bu bize vize altyapı oluşturuyor. Kırsal... E, ...turizm ve kırsal kalkınma... ...bunu beraber yürütmek lazım... Hı hı. ...şimdi kur, kırsal turizm deyince... E, ...bir refah gözetmemiz lazım... ...ama yalnız turizm değil... Marmaris ve çevresi artık büyüyecek... ...yalnız turizm endek, endeksli çalışmalar değil... ...tarımsal ve kırsal kalkınmaya da... ...yönelmemiz lazım... ...burada... E, ...tarım ve hayvancılık... Hı hı. ...önemli noktada... E, ...tıbbi ve aromatik bitkilerin... ...yer alması... ...ve bunlarla ilgili... E, ...katma değer oluşturacak... Standartların yaratılması mesela e, defne toplanıyor Marmaris ve köylerinden. Defneler kamyonlara yüklenip gidiyor. Nereye gidiyor? Kim? Ne yapıyor? Biz ham madde. Kamyonlara ham madde gönderiyoruz. Evet. Ama defneden bir sabun üretebilirsek, defneden günlük yağıyla birlikte bir parfüm üretebilirsek, evet. bir kolonya üretebilirsek, bir sabun üretebilirsek, aromatik bitkilerden işte Marmaris o zaman kalkınacak. Turizme de ile bağlı kalmadan hı hı. çevreye daha az zarar vererek bir kalkıma modeli oluşturacağız. Bu konuda çalışmalarımız var şu Şimdi anda. Zaman zaman şöyle eleştiriler yöneltiliyor işte Marmaris'te gelen turistler alışveriş yapmıyor. Evet. Şimdi artık biraz turistlerin bu yöndeki eğilimlerine de baktığınız zaman özgün ürün alma Tabii ki peşinde koşuyorlar. Yani her yerde alabilecekleri artık ürünleri tercih etmediklerini turizm sektörü kabul etmiş durumda. Yani şimdi o yüzden bölgeye özgü ürünlerin belki bu açıdan katkısı eee sebebi olacak. Tercih sebebi ve büyük olacaktır. Çünkü her gelen burayı buranın nesi var diye soruyor. Şu anda en öne çıkanlardan biri bal, bal almadan evet. eğer evet. anlatan biri varsa gitmiyorlar. Evet. Çok ee, önemli. Çam balımız çok önemli. Hı -hı. En azından evet. bu ürünleri de siz geliştirmeyi Tabii. düşünüyorsunuz. Yani ee, kırsal <laughs> ee, alanlardaki bu e, ...ürünlerle ilgili yapılan çalışmaları takip edeceğiz. Evet. Sorunları takip edeceğiz. Mesela e, madencilik faaliyetinin e, burada <laughs> isminin bile geçmesi hem turizme bir sıkıntı e, ve balcılığa da <laughs> bunları takip edeceğiz. Bunlarda da e, öncülük yapacağız e, Marmaris'in doğal değerlerinin korunması için. Şimdi tam konu açılmışken bu önemli bir evet. e, e, olaydı. Marmaris'te Osmaniye köyündeki e, maden, evet. manganez madeni girişimi evet. olmuştu. Bilmeyen izleyicilerimiz evet. için evet. bir e, hatırlatma yapalım. E, bu konuda e, hem orada yaşayan köylüler hem de evet. e, Marmaris'teki hem e, siyasi parti CHP'nin belediyenin girişimleri, evet. sivil toplum örgütlerinin girişimleri oldu ve bir dava açıldı. Ee, kazanan taraf yine e, çevreciler oldu. E, Marmaris halkı oldu. Çünkü o madeni istemiyorlardı bölgede. Evet. Gerekçe neydi? Doğal yaşam alanının içinde, e, evet. bal üretiminin merkezinde su kaynaklarının yanı başında madencilik faaliyetinin olamayacağını evet. belirtiyordu. Aynı şeyi bilim adamları da söyledi. E, şimdi bakıyoruz projelere. Zaten hani projeler proje öncesinde sadece doğaya bakmak da bazen yeterli olabiliyor. E, bu duruşun e, daimi olması evet. ve çevreye karşı duyarlılığında hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiğini söylüyorlar her platformda Marmaris'te çevre duyarlılığı yüksek olan bir kent. Bu kapsamda sizin de mücadeleniz olmuştu. Hı -hı. Marmaris Hı -hı. Belediyesi, kent, konseyi, kent konseyi başta olmak üzere ciddi bir bu konuda duruş sergilendi. Madenle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Hala tehditin devam ettiği Marmaris'te biliniyor. Tehdit. Çok yüzde, evet. var, var vurduğunuz zaman yüzde yetmiş belki Marmaris evet. ormanlarında maden ruhsatı, verildiği evet. e, belirtiliyor. Böyle uyuyan bir tehlike var, devamlı yanı başımızda. Var, başımızdan. Devam ediyor. Şimdi bu e, maden hareketi, madene karşı olan e, aktivist hareketin doğduğu yıl 2010 yılıydı. Şimdi e, madencilik başvuruları vardı. Ruhsatların verildiği yerler oldu. Burada bir siyasi hareket olarak görmeyelim bunu. Hı -hı. Bir e, aktivist e, arkadaşlarımız ortaya çıktı. Marmaris Kent Konseyi. O zaman e, Hakkı Bayındır, e, Hakkı abi kent konseyinin başındaydı. Zehra Yüzak e, ben de kent konseyinde görev almıştım o zaman. E, Avukat Necmettin Bey e, Necmettin Yankol yine Avukat Tunç Telli Avukat Sunay Çelik hı hı. Avukat e, Arzu Alper Nurcan da arkadaşımız hı hı. E, İsmail Özboz'da Köy Muhtarlarımız İlginel Meclis üyelerimiz Dursun Kaplan Gittik baktık Osmaniye'de Neresi burası? Maden arayacakları yerden bahsediyorum size. Evet. İnanın yani Milli Park kaynak değerlerinden çok daha büyük kaynak değerlere sahip. Flora, fauna coşmuş. Yükseklik de var. 400-500 rakımlarda yerler. Doğa coşmuş. Çamlardan bal akıyor. Bal çiğ dediğimiz. Basra böceğinin <laughs> ürettiği çiğler akıyor ağaçlardan. Arılar e, dolaşmakta falan yemyeşil bir ormanın ya, bir yanamazsınız yani. Bence, inanamazsınız yani e, ee, inanamazsınız orada bir hareket doğdu bir e, yerinde tespit ettik olmaz dedik Marmaris'e bu bu eylem yakışmaz üstün kamu yararı diyorsunuz dedik üstün kamu yararı çam balıdır bal değil çam balı çok özel yani e, çam balının %92'si ülkemizden ihraç ediliyor Hı -hı. E, ülkemizden ihraç edilen Hı hı. e, çam balının yüzde sekseni Muğla'dan. E, Muğla'ya gelen çam balının yanlış konuşmayayım büyük bir çoğunluğu da Marmaris'ten. Osmaniye'den gidiyor. Aslında Marmaris dünyada çam balı üretim merkezi. Kesinlikle kesinlikle. Şimdi bu, bu koşullar altında e, madencilik faaliyet toz ve dumana yol açıyor. Hı hı. Toz duman demek e, bal çiğinin kirlenmesi demek bal arı o bal çiğini yemez. Hı hı. Yemez. Basra böceği artık o Çam e, çiğini Çiğ balı oluşturamaz hı hı. Bu koşulların altında ne yapacağız ne edeceğiz e, Madencilik baskısı devam ediyor Çet toplantısı olacağını biz öğrendik e, 2015 Şubat 2010 tarihinde bir çet toplantısına Biz çağrıldık Zehra Yüzak e, Arkadaşımız Zehra abla İsmet dedi Böyle bir toplantı var e, Seni gitmen lazım Ali Başkanımıza konuyu anlattık ee, ...Ale Başkanımız tabi dedi hemen bir görev yazısı. Apar topar ben Ankara'ya gittim. Hı hı. Çok enteresan bir şey. Ben halkımızla bundan önce paylaşmadık. Ankara'da bir chat, chat toplantısı düzenleniyor. Çet ee, toplantısında tabi devletin e, tüm kurumları, e, konuyla ilgili kurumları var. Temsil ediliyor. Chat raporunu hazırlayan firma yetkilisi tam karşımda hanfendi. Tabi ben chat raporunu okudum. Onunla ilgili savunmamızı hazırladım. Maşşabe'den Fikret Bey, Fikret Engin arkadaşımız destek oldu. Hı hı. Sahaya beraber ulaştık, fotoğrafladık. Ee, Orman Mühendisi Atilla Bey yörenin özellikleri ilgili bana hemen bilgi yüklemesi yaptı. Ben kendi dökümanlarımı ortaya çıkarttım. Bir savunma dosyasıyla Ankara'ya ben gittim. ÇED raporunda bunlarla biz yine karşılaşacağız. Hı hı. Marmaris halkı bunlarla yine karşılaşacak. Hı. Şöyle diyor ÇED raporunda. Marmaris'te artık turizm etkisini değerini yitirmiştir. Marmaris artık bir turizm şehri olmaktan yavaş yavaş çıkmakta. Yeni ekonomik e, fırsatlara ihtiyacı vardır Marmaris'in. Marmaris'te yeşil alanlar e, artık azalmıştır, yoktur, betonlaşmıştır Marmaris. Ve madencilik burada yükselen bir değerdir, önemli bir sektördür. Zaten biliyorsunuz o zamanlarda e, e, iktidar milletvekilleri, Marmaris'e gelip köylerimize <laughs> madenlerde çalışın arkadaşlar diye onlara <laughs> sağ olsunlar iş e, konularına yardımcı oluyorlardı madenlerde çalışmaları için. Böyle bir tablo oluştu Çetroporunda raporunda. Tabii ben savunma yazladım. Arkadaşlar dedim Çetopans'tan toplantısından bahsediyoruz. Evet. Marmaris'in yüzde seksen altısı orman. Marmaris yüz ölçümünün yüzde seksen altısı orman. Milli Park 36 bin e, küsur hektar Milli Park. Orman alanları, özel koruma alanları, hassas bölgeler bunlar hı hı. ve çam balını. Çam balından da anlattım arkadaşlar. Çam balı nedir? Yalnızca kızıl çamdan e, çıkabiliyor, hı hı. pinus brüse'den çıkıyor evet. çam balı. Başka çam türünden çıkmıyor ve deniz seviyesi ve üst 300 500 lerde oluşuyor. Çam basra böceğinin faaliyeti. Bunu anlattık. Üstün kamu yararı varsa dedik, çam balıdır. E, bunun korunması lazım, kullanması lazım dedik ve Bir de Marmaris'te maden çevresinde doğal hayat yoktur, evet. azdır, e, e, koruma alanları yoktur dediler. Fikret Bey'le yaptığımız turda yabani atlarla karşılaştık, Hı -hı. yıl katlarıyla ile. Onların da fotoğraflarını toplantıda çıkarttık, günlük ağaçlarını çıkarttık. Menengiçleri, e, fıstık ağaçlarını tak 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 serdik raporun önüne. Çet toplantısını yürüten beyefendi. Çet süreci bitmiştir dedi. Hı hı. Savunma haklıdır. Çet raporunu araştıran firma yapan firma sahibine ben Marmaris'e davet ettim zaten o toplantıda. Evet. Marmaris bilmiyordu hanımefendi. Hı hı. Gelin sizi Marmaris'e davet ediyorum. Marmaris ormanlarını size birey bir dolaştıracağım dedim. Dört yıldan beri ses seda yok gelmediler. Yani yani bu anlattıklarınız gerçekten bir Marmaris yaşayanı olarak insanı dehşete düşüren evet, ayrıntılar. Yani evet. Marmaris gerçeğinden çok farklı bir evet. e, ayrıntıların dosyada yer alması ve bu gerekçelerle ormanlık alanda madeni izin Bunları verilmesi. bunları yine yaşayacağız. Evet. Yine talep devam ediyor. Yurt dışı kaynaklı başta Çin olmak üzere bu talep devam ediyor. Çin, Çin kendi kaynaklarını tüketmiyor? Hı hı. Kendi orada da maden var ama bu e, Bizim gibi e, madenlerini e, çevreye duyarsamadan verebilecek bölgeler herhalde seçiyorlar. Ben bir virgül koyalım burada. Tabii. tabii. Bu madene biraz daha devam edelim. Ama önce bir kısa ara, ara verelim İsmet Bey. Tabii. Sayın izleyiciler gündem programı kısa bir aranın arkasından devam edecek. Evet, gündem programı devam ediyor. Konuğumuz Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi İsmet Kamil Öner. İsmet Bey, madenlerden bahsetmiştik. Hala uyuyan bir korkumuz Marmaris'te. Anlattığınız çok çarpıcı bilgiler de verdiniz. O evet. toplantıda Marmaris'te ilgili yapılan masa üstünde, masa başında yapılan tespitler. Bunlar evet. gerçekten insanı korkutuyor. E, hala da devam ediyor bu tehlike dediniz. Ne yapmak gerekiyor? Yani Marmaris halkına buradan vereceğiniz mesaj ne Şimdi, olacak bu konuda? E, öncelikle biz Marmaris'i çok iyi tanımamız lazım. Bütün bileşenleriyle. Sosyal, kültürel, ekonomik, doğal. Bütün bileşenleriyle. Eğer korumazsak koruyamayız. Ne tanıtım yapabiliriz ne de koruyabiliriz. Şimdi biz e, Osmaniye'nin ve çevresinin o güzel doğal değerlerini bilmezsek, bunların neler olduğunu, bitkisel ve e, hayvansal, yabani hayat değerlerini, flora zenginliklerini ben kağıt üzerinde bilgisiyle, fotoğrafıyla bilmezsem, bunlar tehlike altında diyemem. Ya da çam balının e, üre, e, üretilme mekanizmasını ben bilmezsem, madencilikten çam balı zarar görer, görür diyemem. Dolayısıyla önce bilgi, bilgili olacağız, uyanık olacağız, e, turizme, çevremize nelerin zarar verebileceğini çok iyi e, e, ortaya koyacağız ve yeri ve zamanı gelince e, siyaset üstü bir çalışmayla bir aktivist bir ruhla birlikte bir araya geleceğiz. Bir ekip e, hukuki, hukuki yollardan çalışma yapacak, bir ekip bilimsel çalışmalara raporları derleyecek. chat toplantılarını takip edeceğiz, gideceğiz Ankara'ya atacağız, gideceğiz, o toplantılara katılacağız, memleketi savunacağız. Böyle bir mücadele gerekiyor. Evet, bu konuda da devamlı duyarlı olmak şart. Şimdi yine hemen bu ormanların korunmasından bahsettik. İşte turizm bölgesi, Demir Marmaris'te her alan özel hassasiyet taşıyor. Şimdi son günlerde yine tartışılan bir proje evet. var. AKP'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Doğan Tugay'ın ortaya koyduğu bir proje hı hı. ve bu konuda da bakanlık nezdinde çalışmaların yürütüldüğünü de açıkladı. Evet, bu evet. proje nedir? Makilik alanların turizme açılması. Siz bu projeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, makilik alanların turizme ya da yapılaşmaya hı. açılması dediğimiz zaman bir kere makilik alanları bizim sıfandırmamız lazım. Bunları birer doğal sit olarak görüyorsak eğer birinci derecede doğal sit mi? İkinci derecede doğal sit mi? Üçüncü derecede doğal sit Makilik, makiler bunlar. Ee, bir kere bu sınıflandırı yapmadan, bu sınıflandırmayı yapmadan nasıl bir yatırım anlayışı yapacağız? Ee, şimdi e, yapılaşmaya açıldığı zaman e, emsal değerleri düşük olsa da, yüzde on ya da yüzde on olsa da bir kere ulaşım yolları, servis yolları, teraslar, restoranlar, eğlence yeri, animasyon yeri, havuzu, derken yüzde zaten gidiyor. Şimdi Maki de ormanın bir bir parçası. M makileri hele hele Güneybatı Anadolu'nun Maki değerlerini işte anlattık. 600'e yakın çeşit var. Bunun endemizm oranı da yüzde on. Yüzde on endemik dikler yalnız bu yörede yetişiyor. Hı hı. Ve birçoğu da tıbbi ve aromatik. Şimdi bu, bu değerlerin farkın olmadan bir yatırım yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Ee, yine makilik alanların daha seyrek, e, e, mutlak koruma zonlarından farklı yerlerde e, ol, olursa ha, illaki bir koruma kullanma dengesi yaratılmalı. Ama e, makilik alanları hiçbir sıflandırmaya almadan makilerin içerdiği envanteri, doğal değerleri, yaban hayatı değerlerini bilmeden ben yatırım yapmamasına karşıyım. Evet. Şimdi ormanlardan bahsettik karadan bir de Marmaris için yine çok önemli olan denizimiz var. Evet. Marmaris körfezinin korunması Marmaris'teki evet. o koruma kullanma dengesinin sağlanması adına sizin e, görüşünüz nedir? Şimdi e, tabii bence Marmaris körfezi e, turizm hareketinden turizm baskısından en çok zarar gören e, bir alan. Bizim havamız kirlenmiyor hı hı. ama denizimiz kirleniyor insan faaliyetlerinde, tekne faaliyetlerinde. İşte karasal kaynaklı diyorlar arkadaşlar. Onda bir konuyu açacağım bir yanlış bir algılama var. Hı hı. Şimdi Marmaris Körfezi'nin kirlenme değerlerini ortaya koyduğumuz zaman körfezin içine ki e, numune noktalarına girip de sırtımızı tekne kaynaklı kirliliğe dönüp dere yataklarına bakıp da Marmaris dere tatları kilet denmenin bence hiçbir bilimsel tarafı yok. Bir kere bu çalışmada e, ben petrol türevli kirlilikle ilgili herhangi bir değer göremedim. Hı hı. Petrol türevli kirlilikte manalanardan, teklerden kaynaklanan kirliliklerin en büyük en büyük sebebi. Şimdi e, bu çalışmada inşallah biz yapacağız yani hı hı. tekne kaynaklı kirliliğin de e, araştırmalarını inşallah biz yapacağız. Şimdi dere yatağındaki sorun ne? Şimdi diyelim ki Marmaris'in e, 100 yıl öncesine dönelim. Hı hı. Hiçbir dere yatağı yok. Dere yatağı çalışması yok. E, Marmaris'in o yüksek dağlarından gelen, balandan gelen, yukarıdan gelen, Karadere'den gelen suların denize kavuşma sistemini bir düşünelim. Evet. Bu sular yoğun yağışlardan sonra bu taşkınlar e, suyu ta suyun taşıdığı alüvyonlar ve o toprak, o kırmızı toprak, o demirli topraklar Marmaris'in, o Marmaris çukuru dediğimiz bölgelerine kendini bıraka bıraka denize kavuşuyor. Yani su, dağdan inen su denize kavuşurken üzerindeki yükü, üzerindeki alüviyonel birikimi normalde bu su denize taşımaz. Karada onları biriktirir. Burada neler olur? Delta oluşumları olur. Sulak alanlar olur. Hı hı. Sel önleme e, havzaları ortaya çıkar. Hı hı. Mesela Orhane'de kız kumunun hemen karşı tarafında olan sulak alanını düşünün. Evet. Ya da Aktaş mevkiinde hı hı. Ee, ki e, bu bu, bu bayatçılığın hemen iner, ilerisindeki hı hı. oradaki sulak alanları düşünün. Hı hı. Su kendini süze süze denize kavuşur. Şimdi dere yatakları tabii ki biz dere yataklarını DSI standartlarına göre... E, sel baskınların büyüklüğüne göre standartlara göre yapıyoruz. Ama bu suya e, yüksek bir akış kazandırıyor, bir hız kazandırıyor ve su üzerine taşıdığı alüvyonal birikimle birlikte denize kavuşuyor ve burada bir sediment birikimi oluyor. Tabii ki bu da bir tehlike. Biz bunun farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Biz e, çamur toplama e, havzaları yaratarak suyun yağmur suların, taşkın suların bu yükünü biz karada bırakmasını sağlamamız lazım. İnşallah Muğla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Hı -hı. bizim e, Marmaris ve çevresine Hı -hı. yapılacak yatırım taleplerimizin birisi de bu olacak. Çamur akmasın Hı -hı. denizimiz. Denizimize çamur çamur birikmesin. Çünkü çamur birikince e, posidonya çayırlarımız, eriştelerimiz e, oksijensiz bir Hı -hı. ortamda e, kalıyor. Fotosentez yapamıyor. Oksijen üretemiyor balık yuvaları da çamurlu oluyor. <laughs> ee, gelecekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama e, bunu kamuoyu iyi bilsin. Tekne hareketi, e, denizcilik faaliyetleri denizimizi kirletiyor. Yani, bu konuda evet bir de değerlere e, baktığınız zaman zaten Marmaris Denizi'ndeki e, bu hani kirlilik oranının en yüksek noktaya çıktı ay Ağustos sayısı Temmuz Ağustos ayı. Temmuz, e tabii Ağustos ayı. Ki, yoğun kullanım yani yoğun yani turizm faaliyetlerinin en yoğun olduğu aylarda bu denizdeki oranlar birden yükseliyor. Şimdi bunu çalışırken de Marmaris Körfezi'nin kendini e, temizleme kapasitesi nedir? Marmaris Körfezi'nin e, yat kullanım kapasitesi nedir? Yani yılda e, e, biraz daha farklı konuşacağım tam rakam bilmiyorum evet. ama örneğin 5000 diyelim ki yat geliyor körfeze. Ve talep artıyor. Yeni marina talepli, talepleri var. Yine liman talepleri var. Hı hı. Daha çok tekne bağlansın. Evet. Daha çok tekne gelsin. Ama körfez büyümüyor ki. Bizim körfezimiz birçok gölden küçük bir yer. Hı hı. Şimdi bunun sınırı ne olacak? Devletimizin elinde maalesef marmaris körfezi ile ilgili bir envanter yok. Bir bilimsel bir değer yok. E bunu biz yapacağız. Yani bu e, deniz trafiğini daha ne kadar kaldırabilir? Bu yükü daha ne kadar sırtlayabilir bu körfez? bir daha bu, bunu konuşmamız lazım. Hı hı. Bu çalışmayı da yapacağız inşallah. Şu anda herhangi bir sayı veya sınır koymak mümkün değildi mevcut yok, düzenlemede. Yok. Gelmek isteyen geliyor, gitmek isteyen o gidiyor. Kadar, evet, o trafik kadar, normal akışında seyrediyor. Şimdi evet Deniz önemliydi. Ben bir de son Marmaris Belediye Başkanı Acar'ın çağrısı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Yine yoğun yağışın olmasının arkasından denizde oluşan görüntü üzerine erozyonla mücadele çağrısında bulunmuştu. İşte Evet. E Erozyon ne demek? Ağacın makinin olmaması demek. Evet. E, makileri ortadan kaldırsak alın size işte erozyon. Toprağın toprak profilinin ortadan kalkması ve ana kayanın ortaya çıkması. Erozyon bu. E, bunu e, çalışmak için de, bunu önlemek için de e, erozyona maruz kalan çıplaklaşan alanlarda erozyon önleyici bitkilendirme uygulaması yapılması lazım. Hı, hı. E, bu önemli bir konu. da çalışıyoruz. Evet şimdi e, bunlar doğayı turizmden ayırmak mümkün değil. Evet, Birçok evet. şey spor bunun içine giriyor. E, yani doğanın olduğu yerde turizm birbiriyle e, çok büyük ölçüde örtüşüyor. E, biraz önce bahsettiğiniz iki ana konuya da ben değinmek istiyorum. Birincisi bilgi sahibi olmadan koruyamayız, koruyamayız evet, ve doğru iş kesinlikle. yapamayız. Yani turizm ve bilgi buluşması neden önemlidir? Evet. Bunun altını çizdiğiniz bir detaylı ben almak şimdi, istiyorum sizden. E, ben e, 2006 yılında nasip <gülüyor> oldu. <laughs> evet. Belediye Başkanımız Berlin Turizm Fuarı'na göndermişti beni. Orada Mete Ünal arkadaşımızla birlikte sabah 9'da standımızın başındaydık. Akşam 8'e 9'a kadar. Yaklaşık 5 gün her her gün en az 2 saatim ben diğer standları dolaşmakta geçirdim. Ve dünyadaki turizm trendinde, turizm hareketinde bilimsel altyapının olduğunu gördüm. Veriler, rakamlar, araştırmalar ve enstrümanlar yani çıktılar, hı hı. görsel çıktılar, hı hı. Ee, internet, e, elektronik e, ortamdaki çıktılar, hı hı. detaylı haritalar, hı hı. E, bilgilendirme broşürleri, turistin isteyebileceği ne varsa, e, Marmaris'te bizim zenginliğimiz çok fazla, eğlence de var. E, kültür turizm var, e, doğa doğal yerlerimiz e, mükemmel, denizimiz, körfezimiz. Dolayısıyla turizmde öne çıkmasını e, düşündüğümüz ne varsa bunlarla ilgili çok iyi araştırmalar yapmamız lazım. Mesela insanların Marmaris'i hiç bilmiyorlardı gibi düşünmek lazım. Hı hı. Mesela orada e, insanlar hemen e, Marmaris'in mevsimsel grafiklerine bakıyorlardı. Yağış, evet. yıllık hı hı. ne kadar yağış oluyor? Hı hı. Ocaktaki deniz suyu sıcaklığı ne? E, Güneşlenme e, günleri ne? En sıcak gün ne? Hı. Şimdi turist gelmeden önce bunları bilmek görmek istiyor. E, ve biz turizm tanıtım aşamasında bu tür verileri e, ortaya koyduğumuz zaman işte e, maceraya değil tatile dinlenmeye geliyorlar. Evet. O yüzden bilgi önemli hı hı. hem doğa koruma açısından hem turizm açısından. Hı. Yine turizmle bağlantılı e, doğru zamanda doğru şeyleri yapmak yani doğru hamleyi yapmak turizm evet. için neden e, gerekti? Şimdi burada e, proje mantığıyla bakmak lazım oraya. Hedefler koymamız lazım. Hı hı. E, faaliyetlerimizi bütünlendirmemiz lazım. Projelik mantığı yani turizm bunu istiyor. Ve e, gelecekte turizm yükseldiği zaman sıkıntıya gelen konular neler? Hı hı. Turizm yükseltecek ama körfez gidiyor. ...burada bir koruma kullanma dengesi yaratmamız gerekiyor. Hı hı. Turizmi yaşarken, turizmi yaparken... E, ...turizmin e, yarattığı olumsuz koşulları da çok iyi algılamamız lazım. Hem e, yeni katma değer noktaları ortaya çıkartmamız hı. gerekiyor. Yeni turizm e, anlayışları, alternatif turizm. Turizmi dört mevsime yaymak dedik. Turizmin coğrafi dağılımını e, yaymak dedik yarım adaya. Bunları yaparken de çevre. Çevreyi korumamız gerekiyor. Yani... Hı. Sürdürülebilir bir Marmaris evet. e, dedik. Oraya geleceğim ama evet. öncesinde ben şunu da sormak istiyorum: Doğa, çevre, hı hı. E, bir yandan da tarih. Evet. Marmaris'in e, evet tarihi ve kültürel alanları da önemli. Belediyenin bu yönde yaptığı aslında önemli çalışmalar Şimdi da oldu. Biz e, göreve geldiğimiz zaman e, yani e, BD başkanlığımızın bize verdiği rutin görevler dışında. ...normal ihtisas komisyonları görevi dışında... ...ben B.D. başkanımız ...alaca da teş hmm. teşekkür etmek istiyorum. Ee, herhangi bir konuda... ...tespit ettiğimiz... ...araştırma gereken herhangi bir konuda... ...biz bir konuyu biraz olgunlaştırıp kendisine sunduğumuz zaman... ...kesinlikle... ...bu konuya ilgilenin... ...ne gerekiyorsa yapın... BD'miz imkanları olsun... Ee, ...ya da fon imkanları varsa araştırın... Ee, ...ve bu konuya girin diye... ...bizi hep ateşlemiştir. Ve... Alaca. ve biz göreve geldiğimizden sonra mesleki olarak da ben biraz yakın olduğum için bu konulara... ...mesela İyilik Kayalığı Arkeoloji Parkı çevre düzenleme çalışmasını yaptık. Hı hı. Burada kurumlarla arası iyi diyaloglar kurduk müze müdürlüğümüzle. İyilik Kayalı çevresinde bir arkeolojik park haline getirdik ve biz bir ziyaret noktası yaptık. Hı hı. Şimdi düşünürseniz turistin Marmaris'te Ziyaret noktaları biraz kısır yani otelden çıktıktan sonra... Marmaris'in kültürünü, geçmişini koklayabileceği, yaşayabileceği yerler gerçekten az. İyilik Kayalı çalışmasını bu bu bakış açısıyla yaptık. Yine Marmaris Kalesi'nin o yıllarda biraz yenilenme, biraz düzenlenme çalışmaları vardı. Yine onları beraber yaptık müze müdürlüğümüzle. Ondan sonra bir mağara değerimiz ortaya var idi zaten de. Hı hı. Bir farkındalık yarattık. Yine orada bir çevre düzenleme çalışmalarıyla bunları da kurtarmak kazılarıyla e, güçlendirerek e, müze e, müdürümüz Neşan'la birlikte e, bir e, Nimara Mağarası'nın değerlerini ortaya koyduk. Eserler çıktı ve e, müzede e, sergilenmekte. Ne oldu? İkinci bir ziyaret noktası hı hı. yaratıldı. Yine e, Amos e, Ticaret Odası bir çalışma yaptı. O da iyi. önemli bir çalışmalar bunlar. E, ne oldu? Kültürel turizm. Enstrümanlarımızı çeşitlendirdik. Bu devam etmeli çünkü Marmaris ve çevresinde Yarımada'da mesela Çamlı Köyü, e, Galipolis Antik Kenti, birinci ve üçüncü derecede arkeolojik sit, hı hı. ondan sonra e, Selime bölgesi arkeolojik alanları, e, Bozburun e, bölgesi, Değirmen yanı e, ...doğal sit alanlarımız var orada, Bayır Köyü arkeolojik alanlarımız var. Şimdi bunları e, birer ziyaret noktası haline. E, olarak görmemiz lazım. Hı hı. Tamam bir kurtarma akası yapmayabiliriz. Ama bir öğren yeri e, disiplininde e, bilgilendirme çalışmalarıyla broşür ve haritalandırma çalışmalarıyla biz e, elimize aldığımız zaman haritamızı kitapçığımızı, Marmaris ve çevresindeki arkeolojik yerleri, öğren yerlerini görüp ziyaret planları yapabilmeliyiz. Hı hı. Bunu görsel haline getirmeliyiz. Getirmek evet. gerekiyor. Dediniz Marmaris Kalesi ve Çevresi ilgili de bu anlamda bir e, projeniz mevcut. E, bu projeyle ilgili biraz bilgi verecek Şimdi, olursanız. Marmaris ve biliyorsunuz kentsel sit olarak ilan edildi. Hı -hı. Marmaris Kalesi ve Çevresi. Tabii bu kentsel sitede yaklaşık 128 tane tescilli binamız var. İki tane anıtsal yapımız var. Marmaris Kalesi ve sanırım Hafsa Sultan Sarayı. Şimdi buralarda da ilgili çalışmalar yapmak lazım. Marmaris Müzesi güzel bir hale kavuştu hem arkeoloji salonuyla hem etnografya salonuyla. Ama Kentsel Sit bölgesi içerisindeki tescilli yapılarımızın revizyona ihtiyacı var. Görsel olarak daha iyi hale getirme ihtiyaçları var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki yeni dönemde BD Başkanlığımız tarafından kurulacak ekipler Kentsel Sit bölgelerinde iyileştirme çalışmaları yapacaktır. Peki Marmaris'in daha önceden e, müze yenilendi Marmaris Müzesi ama çok sayıda yine tarih eserinin teşhir edilemediği belirtiliyordu. Hala var mıdır böyle müze ihtiyacımız? E mutlaka mutlaka var. E, yani müze etkileriyle bizim yaptığımız görüşmelerde müzedeki teşhir sayısı çok kısıtlı. Hı hı. Belki müzedeki teşhir edilen e, eserlerin en az 10 katı 15 katı depolarda. Dolayısıyla Marmaris'in e, modern bir arkeoloji müzesine ihtiyacı var. Bunu da e, bizde elimizden gelen hı. Katkıyı koymaya hazırız bu konuda. Evet şimdi bütün bu anlattıklarınızdan yola çıkarak bunları evet. bir toparlayacak olursak ana vurgu noktası aslında Marmaris'te e, güzel bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde evet. turizmin e, gerçekleşmesi. Yani sürdürülebilir Marmaris dediniz evet. biraz önce. Evet. Evet. Ne demek istediniz? Şimdi e, Marmaris'i e, bütün bileşenleriyle. Marmaris oluşturan bütün kaynakları şöyle ele aldığımız zaman biz bir yoldayız. Turizm yolu diyebiliriz bu. Bir, bir kalkınma e, aşamasındayız. Şimdi bunu yaparken e, doğal ve kültürel kaynaklarımızı tüketmeden, e, doğal ve kültürel kaynaklarımıza yeni katma değerler yaratarak, yeni e, kalkınma noktaları yaratarak bunu yapmamız lazım. Bu da Marmaris'i geleceğe taşımak. Marmaris'i gelecekte yükselen bir grafikte görmek, çevrenin daha hassas biçimde koruyarak çevrenin daha iyi korunmasını sağlamak, hem de turizmde yükselen bir, parlayan bir yıldız olmak. Sürdürülebilir Marmaris bu. Yalnız turizm değil, yaşanabilir bir kent. Çevreci bir şehir, temiz enerji kullanan bir şehir, geri dönüşümü başarılı yapan bir şehir. Kültürel anlamda bütün vatandaşlarımızın e ee, ortak paydalarda buluştuğu kültürde, sanatta, bilimde ortak bir paydada buluştu bir Marmaris istiyoruz biz. Ve bunları yaparken de gerçekten önümüzde e, fon kaynaklarımız da var. Bizim de son yıllardaki atağımız biraz da bu, bu oldu. Şimdi Güney Afrika Kalkınma Ajansı diyoruz ama başka fonlarımız var. Mesela TÜBİTAK'ın kamu fonları var. Ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının UNDP'nin GEF e, fonları var. Yine Avrupa Birliği fonları var. Yine AB fonlarının desteklediği tarım ve kırsal kalkınma program paketi var. Biz bunların hepsini takip edeceğiz. Ve e, bu disiplinler altında Marmaris'i daha iyi noktalara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Evet İsmet Bey gerçekten e, projelerin konuşulduğu önemli mesajları da verdiğiniz bir program oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Yine Marmarislilere buradan iletmek istediğiniz bir mesaj varsa ya da yani, e, altını çizmek istediğiniz bir nokta onda. Öncelikle aldım. tabii bize e, siyaseten e, seçmenimiz bize bu sorumluluğu veriyor. Hı -hı. Biz onları beklentilerini karşılamak istiyoruz. Ve yönetim de çok önemli. E, belediye başkanımız Alacar bize e, bana ve proje ekibime ekibimize. Bu görevi, bu sorumluluğu zaten yüklemiştir. Çalışmamız gerekiyor. Ee, çalışarak da e, halkın bize verdiği emaneti en iyi şekilde e, kendilerine teslim etmemiz ve e, yeni e, fikirlerle, yeni projelerle Marmaris'e yeni vizyonlar yaratmamız gerekiyor. Bu bakımdan e, BD başkanlığımıza ve yönetimde çok teşekkür ederim. Evet İsmet Bey teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ben de değerli görüşlerinizi, projelerinizi bizimle paylaştınız. Sayın izleyiciler gündem programının sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz Marmaris Belediyesi Meclis üyesi İsmet Kemil Önerdi. Ee, Öner bize çok sayıda projeden bahsetti. Marmaris turizmine sürdürülebilir Marmaris'i anlattı. Sizler de bizim sohbetimizde ortak oldunuz. Bir sonraki hafta e, yeni bir konu ve konuğumuzla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.